Hadi anneciğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Allah'ım ne kadar mutluyum. İçimde deli bir sevinç var. İbo'yu Erdoğan'la kavuşturacağız. Oh. Hikmet kızının ölüp gitmesi iyi mi oldu ne? Dünyadan bir pislik gitti hakikaten. Aa, ne diyorum ben be ölünün arkasından. Hii, tam da cenazesine giderken Fırat'ın babası o. Babası ya. Tövbe tövbe. Nereye gittiğimizi hala söylemedin Nerede abla? Gidince görürsün. Hazır mısınız? Araki bulasın. Bak kahretsin seni Can. Ne oluyor? Can gene yok ortada. Sinirden deliye döndü tabii. Ya geç kalacağız. Feribotu kaçıracağız. Hadi Can'ı ararsın yolda. Ne arayacağım ya? Öyle cenaze menaze işlerine gelmez bizimki. Kötü günde ara ki bulasın onu. Ama ayıp ya. Irmağın nişanlısı sonuçta. Fırat yani yedi kat ev değil ki. Çocuk hem annesini hem babasını kaybetti. Bugün yanında olmayacağızsa ne zaman yanında olacağız? Ama Can Efendi için birinci sırada kendi rahatı. Tamam neyse. Tamam gelmiyorsa gelmesin canım biz gidelim ya. Hadi hadi yürü. Ne yalan söyleyeyim hiç ümidim yoktu yetiştireceğinden. Vallahi iyi çıkarmışsın bravo. Evet. Kardeşim ona dikkat edin daha boyaları kurumadı. Kokteyl saat 7'de. 6:30 gibi buluşuruz. Şimdiden başarılar. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Alo Nari. Tamam Atıfcığım, tamam tamam geldim. Siz geçin camiye, benim ufak bir işim var geleceğim. Hadi. Memlekete bak, her yer gaz. Erdoğan abi. Narin, hoş geldin kızım. Nereden çıktın sen? Hikmet Başkan'ın cenazesine mi geldin? Evet Erdoğan abi. Bir tek başkan olsa iyi. Fırat annesini de kaybetti. Ne diyorsun? Gazeteler bir şey yazmıyor kızım. Bana bak, Necati Hoca vurmuş diyorlar. Doğru mu? Sorma Erdoğan abi. Sonra konuşuruz ama bunları. Kapıda seni görmek isteyen biri var ama. Buyursun. Narin, İbo'mu mu getirdin sen bana? Oğlum. Beni affettin mi baba? Her gün aramak istedim seni affelemek için. Gittiğin için. Ağlama. Ağlama sen oğlum benim. Ağlama bir tanem. Dur sana bir bakayım. Oğlum benim ağlama bir tanem. Ağlama ne olur. Erdoğan abi. İbo askere gidecekmiş, o yüzden görüşür istedim. Asker mi olacakmış benim aslan oğlum? Dur, yeni çay demlediydim, hemen koyayım. Yok, biz hep beraber kebapçıya gidelim ha. Senin sevdiğin bir kebapçı vardı, oraya gidelim mi birlikte? Yok Erdoğan abi, ben gideyim. Cenazeye gitmem gerek. Tekrar gelirim, siz baba oğul hasret gidelim olur mu? Tamam kızım. Gelirim. Tamam, sağ ol ablacığım. Yavrum benim. Hoş geldin yavrum. Aslan oğlum asker mi olacakmış belli. Nasıl da büyümüşsün. Aslan oğlum benim. Çok kötüyüm bugün.
İçimde yara açıldı buraya tekrar gelince. Ne geçmişe ne geleceğe ait değilim sanki. Böyle vatansız kalmış sürgünler gibiyim. Sığınacak hiçbir yer bulamıyorum kendime. Huzur bulamıyorum. Niye böyle oldum ben ya? Koskoca kadın olmuşsun. Hala küçük kızdan mı akıl soruyorsun ha? Allah Allah. Nasıl olunuyor canım koskoca kadın öyle? Sen dişini geçirdiğini kopartan, inatçı kavgacı cadının tekiydin. Şimdi nasıl böyle sümüklü korkağa döndün? Anlamadım ben yani. Belki kız kardeşim o**luğundandır. Hı? Belki de onu kurtaramadığımdan, kendimi çaresiz hissettiğimdendir. Belki hayatımı zindan eden adam başına silah dayadığında onu kurtarmak istememdendir. Ne dersin? Sen o domuz ırmağı boğazlamadığın için kendine kızıyorsun ama bunların hepsi boş. Şu ana kadar o ırmağın iki gözünü doymuştum ben. Yanıma almıştım Fırat. Ama nerede? Sen bu yumurtanın tekisin. Senin bir yok tamam mı? Hiçbir şey bilmiyorsun. Boş boş konuşuyorsun. Nari. Gelmedin cenazeye. Gelemedim. Ne bileyim işte böyle. Buraya gelince bir tuhaf oldum. Bir de İbo'yu Erdoğan abiye teslim ettikten sonra böyle her şey çok fazla geldi. Buraya gelip bir nefes alayım dedim. Burayı elimle koymuş gibi buldum. Yıllarca bana o kadar çok anlattın ki tepeni. Burada seninle olmak çok tatlı. Cenaze evi nasıl? Garip. İki birader oturmuşlar, taziyeleri kabul ediyorlar. Ya sanki böyle kafalarına sihirli bir değnek değmiş gibi. Garip. Kardeş gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.